Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Önceki videolarımdan sıkı takipçilerim bilirler arkadaşlar. Annemden biz böyle gördük diye bir kaynatmalık mısır yapmıştım. O videonun altına da çok sorular gelmişti sizlerden. Acaba cin mısırdan, patlatmalık mısırdan, markette satılan paket mısırlardan kaynatma mısır olur mu diye. Ben de sizler için deneyim dedim arkadaşlar. O konuda da hiçbir bilgim yok maalesef ki. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bizim çünkü köyden kaynatmalık mısır ayrı, patlatmalık mısır ayrı geliyor arkadaşlar. Bu marketten aldığımız cin mısırı da sadece patlatmalık için kullanıyorduk. Şöyle göstereyim. Şimdi sizler için bu mısırı deneyeceğim arkadaşlar. Öncesinde paketimizi şöyle açalım. Bir kabımıza şöyle arkadaşlar sizler için az miktarda, hatta biraz daha katayım, mısırımızdan koyuyorum. Biraz da tuz atıyorum. Aynı nohut fasulye ıslatır gibi arkadaşlar. Geceden ıslattığımız gibi üzerine de kaynar suyumuzu döküyorum. Şöyle tepsimizi de örtelim arkadaşlar. Bunu bir gece bekletiyoruz ki iyice kaynar suyla yumuşasın ki pişme süresi kısalsın arkadaşlar. Bir gece ıslatmamızın ardından da arkadaşlar şöyle hemen kapağını açalım. Bu şekilde süzüyoruz. Düdüklü tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Süzdüğümüz mısırları da bir güzel boşaltıyoruz. Üzerine arkadaşlar bayağı geçsin su. Çünkü ilk defa böyle patlamış mısırdan yapacağımız için yanmama ihtimaline karşı arkadaşlar iki katı kadar üzerine geçsin. Sonrasında kapatıyoruz. Ve düdüklü tenceremizin düdüğünü havaya kaldırıyoruz. Bir güzel kaynamaya bırakıyoruz. Düdüklü bu şekilde kaynayıp ses gelince arkadaşlar düdüğünü artık indiriyoruz. Bu şekilde artık 50 dakika 1 saat kadar pişmeye bırakıyoruz. Ve arkadaşlar 1 saatin sonunda artık tüpümüzü kapattık. Ve havasının çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. İyice havasını kontrol ettikten sonra arkadaşlar kapağını açabiliriz. Ve arkadaşlar pişmiş hali görüyorsunuz, bu şekilde olmuş. Görünüm aynı bardak mısırdakiler gibi olmuş ama bakalım pişmiş mi arkadaşlar. Vallahi pişmiş arkadaşlar. Bu kadar tahmin etmiyordum. Patlamış mısırdan mısır olur mu dediğinizde inanın olmayacağını tahmin ediyordum. Ama gerçekten köyden gelen kaynatmalık mısır tadında olmuş. Sizin sayenizde bu lezzeti de arkadaşlar denemiş oldum. Vallahi yumuşacık da olmuş arkadaşlar. Şimdi bunu bir kabımıza alalım.
İşte arkadaşlar, dumanı üstünde mis gibi bir mısır haşlaması oldu. Vallahi bunu da denemiş olduk. Gerçekten bu kadar pişeceğini dediğim gibi tahmin etmiyordum. Siz isterseniz böyle tuzlayıp yiyebilirsiniz. İsterseniz üzerine ketçap, mayonez ekebilirsiniz arkadaşlar. Katabilirsiniz. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık bir lezzet olmuş. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Soru soran arkadaşlara da cevap olmuştur inşallah arkadaşlar. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Faydalı bir içerik olduysa ne mutlu bizlere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, her şeye güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.